Merhaba çocuklar. Onur Kaleci'nden Hayat Bilgisi dersimize hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım bugün? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. O zaman bugünkü konumuz neymiş bir okuyalım. Yaşadığımız yer. Biz nerede yaşıyoruz çocuklar? Şehrimiz neresi, mahallemiz neresi, ilçemiz neresi, ülkemiz neresi? Bunları biliyor muyuz? Bakalım. Burada da babasıyla konuşan tatlı bir kız varmış. Neler konuşmuş daha bir okuyalım. Bu tatlı kız babasına demiş ki Baba, öğretmenimiz bizden yaşadığımız yer ile ilgili bilgiler edinmemizi söyledi. Yaşadığımız yerin adını söyler misin? Babası da cevap vermiş. Mersin elinin Anamur ilçesinde yaşıyoruz Belilciğim. Adı Beril'miş çocuğun. Beril cevap vermiş. Peki babacığım. Anamur'da hangi ürünler yetişiyor? Ve Anamur'un en belirgin özelliği nedir? Anamur'da en çok muz, çilek ve dut yetişir. En belirgin özelliği ise deniz kenarında olmasıdır. Evet Beril ve babası yaşadıkları yer hakkında sohbet etmişler. Devam edin. Yaşadığımız yerlerin büyüklüklerine göre ayrılıyor çocuklar yaşadığımız yerler. Peki bu büyüklüklerine göre yaşadığımız yerler nasıl ayrılıyor? Köy, ilçe ya da ilde yaşayabiliriz. Bunlar yaşadığımız yerin büyüklüklerine göre değişebilir köy, ilçe ya da il olabiliyormuş. Yaşadığımız yerlerin yönetilmeleri gerekiyormuş. İdari yapılanmalar orada yaşayan insan sayısına göre farklı isimler alır. Yani demek istediği şu. Köy, ilçe ve ildeki yöneticiler farklı isimler alabiliyor. Bu da orada yaşayan insan sayısına göre oluyormuş. Peki bu yaşadığımız yerleri yöneten kişiler Orada yaşayan insanların refahı ve güvenliğinden sorumluymuş. Yağmur ve Yusuf gizem varmış Bir de bu yaşadıkları yerleri ve özellikleri tanıtmışlar. Şimdi inceleyelim bakalım bu köy, ilçe ya da il ne, nasıl yönetiliyormuş? neler varmış orada. Yağmurdan başlayalım. Benim adım yağmur. Ben il merkezinde yaşıyorum. Bakın Yağmur ilde yaşıyormuş. İlimiz vali yönetiyormuş. İlimizi vali yönetiyor. Burada genellikle iş yerleri vardır. Ekilecek toprak olmadığı için tarım ürünleri yetişmiyor. Ancak besin üreten iş yerleri vardır. Yani Yağmur bir ilde yaşıyormuş. İl yani Ankara gibi, İstanbul gibi, İzmir gibi bir şehir, il, şehir demek. Yağmur bir ilde, bir şehirde yaşıyormuş. Burayı yöneten kişilere de vali diyormuşuz. Ankara valisi, İstanbul valisi, Kayseri valisi, Diyarbakır valisi gibi gibi gibi. Her şehrin, ilin bir valisi varmış yani. Buralarda genellikle iş yerleri varmış. Toprak yokmuş. Tarımla uğraşan kişiler çok fazla yokmuş. Yağmur'un yaşadığı yer böyleymiş. Geldik Yusuf'un yaşadığı yere. Benim adım Yusuf. Ben ilçede yaşıyorum. Yaşadığım yeri kaymakam yönetiyor. Hmm. İlçede yaşıyormuş. Kaymakam yönetiyormuş. Yaşadığım yerin bir büyüğü il, bir küçüğü ise, köydür. İlçemizin bazı bölümlerinde tarım yapılıyor. Mesela çocuklar Ankara'nın ilçelerini duymuşsunuzdur. Polatlı var, Ayaş var, Beypazarı var, Kızılcaman var. Hani Elma Dağı gitmiştiniz, Kaya gidenler vardı. Elma Dağı. Buralar Ankara'nın ilçeleri. Tam böyle şehrin merkezinde değiller değil mi? Biraz daha uzakta kalıyorlar. İşte Yusuf da o uzakta yaşayan, ilçede yaşayan çocuklardanmış. Bu ilçeyi kaymakam yönetiyormuş. İlden birazcık küçükmüş. Bu il, ilçede yaşadığı yerde de bazı yerlerde topraklar varmış. Burada tarım, ekme, biçme yapılabiliyormuş. Geldik Gizem'e. Benim adım Gizem. Ben köyde yaşıyorum. Yaşadığım yerin yöneticisi muhtardır. Hmm. Köyde yaşıyormuş. Yöneticisi muhtarmış. En küçük idari bir birim köydür. Köyde insanların neredeyse tamamı tarım ve hayvancılık yapıyormuş. Aranızda köye giden var mı hiç? Evet, köye gidenler varsa aranızda, köyde insanların sürekli bir şeyler ekip biçtiğini, hayvanlar üzerinden para kazandığını, tarım yaptığını görmüşsünüzdür. İşte Gizem de o köylerden birinde yaşıyormuş. Peki köyü kim yönetiyormuş? Köyü muhtar yönetiyormuş değil mi? Çok güzel. O zaman buradaki çocukların yaşadıkları yerleri yazalım. Ben Deniz. Benim yaşadığım yer il merkezidir. İlimize bağlı birçok ilçede vardır. O zaman Deniz'in yaşadığı yer hangisi? Burası mı? Bu resim mi? Yoksa bu resim mi? Evet, burası daha büyük gözüküyor, değil mi? O zaman Deniz'in yaşadığı yer buraymış. Altına yazalım. Deniz. Peki. Ben Emre. Köyde yaşıyorum. Köyümüz çok güzel. Emre köyde yaşıyormuş. Hangisi köy resmi sizce? Burası mı, burası mı? Evet, burada daha çok toprak var, daha çok tarım yapılabilecek yerler var. O yüzden bence bu resim köy resmi. O zaman burada Emre yaşıyormuş. Ben Gülce. İlçede yaşıyorum. İlçemize birçok köy vardır. O zaman geriye burası kırılıyor. İlçe ilden küçük ama köyden de büyüktür. Gülce ilçede yaşıyormuş o zaman. Gülce yazdık. Evet, şimdi bunu yapalım. Yaşadığınız yerle ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz diyor. Ülkemizin adı. Ülkemizin adını biliyor muyuz? Türkiye değil mi? Türkiye. Peki yaşadığınız il. Hangi ilde yaşıyoruz biz? Ankara. Peki Ankara'nın hangi ilçesinde yaşıyoruz çocuklar? Biliyor muyuz ilçemizin adını? Bizim yaşadığımız ilçenin adı Yeni Mahalle. Yeni mahalle yaşadığınız köy. Biz köyde yaşamıyoruz değil mi çocuklar? Buraya isterseniz yaşadığınız mahallenin ismini yazabilirsiniz. Geldik buraya. Aşağıdaki yerleşim birimlerini onları yöneten kişilerle eşleştiriniz diyor. İstanbul ili. il, Şehirli illeri kim yönetiyordu? İstanbul nokta noktası. Ankara nokta noktası. Kimdi bu? Kaymakam vali muhtar. Vali değil mi? İli vali yönetiyordu. Çok güzel. Fatih ilçesi. İlçeyi kim yönetiyordu? Evet, kaymakam yönetiyordu. Peki, şehrimin mahallesi. Mahalle bizim yaşadığımız yerde. Mahallede kim vardı? Orayı kim yönetiyordu? Köy ve mahalleyi aynı kişi yönetir. Mahalle köy aslında aynı şeydi. Evet. Mahalleyi kim yönetiyor? Muhtar yönetiyor çocuklar. Bizim yaşadığımız ilimizde köy olmadığı için mahalleler köy gibi gözüküyor. Yani köy deyince sizin aklınıza evet böyle tarım yapılan hayvanların olduğu yerler geliyor. Oralar da köy. Çok doğru. Orayı da muhtar yönetiyor. Ama bizim ee, yaşadığımız yerde de Ankara, Ankara'nın bir küçüğü ilçesi Yeni Mahalle, onun bir küçüğü de Yeni Mahalle'nin bir küçüğü de bizim yaşadığımız mahalle oluyor. Mahalle küçük bir yer olduğu için orayı da muhtar yönetiyor. Anlaştık mı? İl'i vali yönetiyormuş, ilçeyi kaymakam yönetiyormuş, mahalle ve köyü de muhtar yönetiyormuş. Anlaştık mı? Sizin bu şehir dışında köyleriniz varsa işte oraları da emin olun muhtarlar yönetiyor. Bugünlük dersimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.